İYİ Parti Kütahya İl Başkanlığı'na Ali Soycan atandı. Atanma töreni İYİ Parti Kütahya İl Başkanlığı'nda düzenlendi. İYİ Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan, "Bizim tarım politikalarımızı açıkladığımızda Türkiye'de tarım reformunu göreceksiniz. Hiçbir çiftçi ektiğinden zarar etmeyecek. Biz Hans değil Hasan'ı destekleyeceğiz. Hans kazanmayacak, Hasan kazanacak." 2001 yılında bakliyatta Kanada ile Türkiye yarış yapıyordu. Şimdi Türkiye Kanada'dan nohut, mercimek, kuru fasulye alıyor. O hale geldik. İyi Parti iktidarında yine Kanada ile yarışacağız. Dünyaya ihracatımızı yapacağız. Öyle bir program hazırladık ki açıklandığında çiftçi ve tüketicileri mutlu edecek. Ali Soyacan atanması hakkında Kütahya'da il teşkilatında bir boşalma oldu. Kütahya İl Başkanlığı'na Sayın Koray Aydın Bey'in teklifi ve Genel Başkanımız Meral Akşener'in oluruyla Ali Soycan'ı Kütahya'ya atamış bulunuyoruz dedi. Bizim tarım politikalarımız reform niteliğinde bir politika. Öyle sübvansiyon destekli bir değil. Hani yolda sorarlar, mazota destek verilecek mi? Gübre desteklemesi ne olacak? Filan diye. Kardeşim, bizim tarım politikalarımızı açıkladığımızda reform, Türkiye'de tarım reformunu göreceksiniz. Hiçbir çiftçi ektiğinden zarar etmeyecek. Biz Hans'ı desteklemeyeceğiz. Biz Hasan'ı destekleyeceğiz. Hans kazanmayacak, Hasan kazanacak. 2001 yılında bakliyatta Türkiye ile Kanada yarış yapıyordu. Üretimde hangisi daha çok üretecek diye. Nohutta, mercimekte, kuru fasulyede, barbunyada. Şimdi Türkiye Kanada'dan nohut alıyor, mercimek alıyor, kuru fasulye alıyor. O hale geldik. İnşallah İyi Parti'nin iktidarında yine Kanada'yla yarışacağız. Yine dünyaya ihracatımızı yapacağız. Öyle bir program hazırladık. Açıklandığında göreceksiniz. Sizleri ve çiftçiyi ve tüketicileri Allah'ın izniyle mutlu edecek bir programımız olacak. Aynı şey sanayide, aynı şey turizmde, her konuda projelerimiz hazır. Teşekkür konuşması yapan Ali Soycan, 60 yıldır bu coğrafyanın insanıyım, Kütahya'nın evladıyım. 600'e yakın köyün 300'üne yakınını bizzat incelemiş birisiyim. Dağını taşını bilen birisiyim. Bu partinin hak ettiği yere gelmesi ve Kütahya'nın hak ettiği hizmetleri geri alması için hep birlikte el ele elimden gelen gayreti göstereceğime söz veriyorum. Bunda sizlerin bana destek vereceğine eminim. Geçmişte yol kazanmış oluruz. Dolayısıyla geçmişten ders alıp geleceğe bak. İyi Parti'deki güçlenme ihtiyacı diğer partilere ihtiyaç olacaktır. Hatta hizmetini iyi vermediği belediyelere bile örnek olacaktır. Uzlaşmacı, toplayıcı bir yapı vardır. Kişisel egom yoktur diye konuştu. Sayın Vekilim, Sayın Teşkilat Başkan Yardımcılarım, Sayın Kurucular Kurulu Üyelerim, İlçe Başkanlarım, değerli basın mensupları, saygıdeğer konuklar, benim her zaman yanımda olan, benim başarımda özel emeği olan biricik eşim Naren Hanım. Hepiniz hoş geldiniz. Şu anda oldukça duyguluyum. Mutluyum. Bu ulvi görevi bana veren, başta Sayın Genel Başkan Yardımcımız Meral Akşener Hanımefendi, Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi, Teşkilat Başkanımız Koray Aydın Beyefendi ve beni kendilerine teklif eden diğer kişilere ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ben yaklaşık 60 yıldır bu coğrafyanın insanıyım. Hepiniz biliyorsunuz, burada uzun yıllar görev yaptım. Kimine göre Yeni Mahalle'nin, kimine göre Çelebi'nin, kimine göre Maltepe'nin evladıyım. En son Yıldırım Beyazıt'ta yaşıyoruz. Hepimiz birbirimizi biliyoruz. İlimizdeki 600'e yakın köyün 300'den fazlasını gezmiş, bizzat incelemiş bir insanım. Dağını taşını bilen bir insanım. Hala dostlukları devam eden bir insanım. İçimizde de az önce sohbet edince dostlukları tazelediğimiz kişiler var. Önümüzdeki günlerde daha çok uzun konuşacağız ama
ben bugün olabildiğince kısa keseyim. Bu partinin hak ettiği yere gelmesi, en önemlisi de Kütahya'nın hak ettiği hizmetleri geri alması adına hep birlikte sizlerle el ele elimden gelen gayreti göstereceğime söz veriyorum. Bunda sizlerin bana destek vereceğinize kesinlikle eminim. Geçmişte bir takım yol kazaları olmuş olabilir. Bu sadece bizim partimize değil, diğer partilerde de oldu. Hepimiz gördük, yaşadık. Dolayısıyla geçmişten ders alıp geleceğe bakmalıyız. Benim şöyle bir inancım daha var. İyi Parti'deki bu tekrar yapılanma, İyi Parti'deki bu güçlenme ihtiyacı, bu güçlenme başlangıcı diğer partilerde örnek olacaktır. Hatta hizmetlerini iyi vermediğini düşündüğümüz bazı belediyelere bile örnek olacaktır diye düşünüyorum. Benim çalışma ilkelerimi özellikle basındaki kardeşlerimiz sizler çok iyi biliyorsunuz. Sizlerle zannediyorum en yenisiyle 20 yıldan fazladır tanışmamız. Beni karakter olarak da biliyorsunuz. Uzlaşmacı bir yapım vardır. Derleyici, toparlayıcı bir yapım vardır. Kişisel egom asla yoktur. Olmaz da. Burada ben yine eşim hanımefendiden sabır diliyorum. İşi zor. Kendisi bana güç verdi bu dönemde. İnşallah dediğim gibi daha da güzel şeyler yapacağız. Lütfen benden yardımınızı esirgemeyin. Bu çok önemli. Bunu özellikle istirham ediyorum. Şimdi saygılar sunuyorum. Bu arada hepinizin, özellikle gazeteci arkadaşlarımızın, tekrar çalışan gazetecilerin gününü kutluyorum. Bir de eğer uygun görürlerse, bugüne kadar hizmet vermiş, kuruluştan bugüne kadar hizmet vermiş tüm arkadaşlarımız, tüm dostlarımız adına il başkanlığı yapmış üç değerli şahsiyet için bir plaket hazırladım. Lütfeder, kabul ederlerse çok mutlu olurum. Bunlardan rahmetli Hürdan abimiz, eşi ve kızı il dışında oldukları için gelemediler. Yine Erol Başkanım kendileri sabahleyin telefon ettiler bana. Hem hayırlı olsun dilediler. Bir temsilci göndereceklerini söylediler. Nurhan Başkanım burada. Ben müsaadenizle kendilerine sırasıyla takdim edeceğim ama öncelikle şunu isteyeyim. Hepinizden kurucu il başkanımız Yurdoğan abimize bir Fatiha istirham ediyorum. Hepinizden bir Fatiha. Başkanım, bir buraya bakabilirim. Kabul edilirse mutlu olurum. Başkanım. Şöyle.